Merhaba arkadaşlar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzluğa yuvarlayıp attığım köftemi nasıl pişiriyorum onun videosu ile geldim. Dilerseniz ben nasıl yapıyorum hemen tarife geçelim. Hemen yapımına başlıyorum arkadaşlar. Ocağımı açıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kenarlarında kalmıştı. Mikroda dolandırdım, erittim arkadaşlar, ziyan olmasın diye. Şöyle üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle yarım yemek kaşığı un katıyorum. Şöyle karıştırarak birazcık unumun kokusu gidene kadar şöyle kavuracağım dibinde. Bu köftenin böyle yoğun olmasını, suyunun yoğun olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir de lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim birazcık un koymanızı. Şöyle üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Birazcık da biber salçası ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Böyle karıştırarak salçanın çiğlenip gitmesi için kavuracağım. Ve üzerine yeterince su ekleyeceğim. Şöyle suyunu yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra kapağımı kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi suyum kaynadı arkadaşlar. Hemen birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle bir silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Buzluktan yeni çıkarttım. Köftelerimi buzlu bir şekilde suyun içine atacağım. Gördüğünüz gibi kalıp şeklinde suyun içine bırakıyorum. Hiç dağılma olmadan aynı yeni yapmış gibi güzelce pişiyor arkadaşlar. Şöyle kaşığımla bir çevirdim kendini bırakması için. Gördüğünüz gibi hemen kendini bıraktı. Kapağını şöyle yarım kapatıyorum. Ara karıştırarak pişmesini sağlayacağım. Köftemin suyu kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle içinden köftesini göstermek istiyorum. Çünkü dağılıyor mu diye soranınız çok oldu. Gördüğünüz gibi hiç dağılma olmuyor. Ben bunu her zaman yapıyorum arkadaşlar. Tadında da bir değişim olmuyor. Hayatımızı kolaylaştırmak adına müsait olduğumuz zamanlarda yuvarlayıp buzluğa atabiliriz.
Köftesini yaparken de baharatını bol koymuştum. O yüzden çorbasını yaparken de baharat kullanmadım. Siz arzunuza göre de karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrar bir daha karıştırmak istiyorum arkadaşlar, köfteye göstermek adına. Gördüğünüz gibi kesinlikle dağılma yok. Yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor. Bir tadına bakacağım, pişmiş mi diye. Birkaç dakika daha pişsin. Ocağımı kapatacağım. Ve ocağımı kapatıyorum arkadaşlar. Bir 6-7 dakika dinlendireceğim. Daha sonra servis yapacağım. Köftem servis için hazır arkadaşlar. Tabağıma böldüm. İsteğe bağlı üzerine şöyle biraz maydanoz dökebilirsiniz görüntü açısından. Oldukça lezzetli oluyor arkadaşlar. Tazesinden hiçbir farkı yok. Hayatınızı kolaylaştırmak adına müsait olduğunuz zamanlarda yuvarlayıp buzluğunuza atabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.